Ünlü fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş'ın yabani adını verdiği sergisine gittim. Havadan çekilmiş kimsenin görmediği fotoğrafları görünce adeta büyülendim. Hep beraber izleyelim. Fotoğrafın ayrı bir hikayesi olur mu demeyin. Bu sergi diğerlerinden oldukça farklı. Şu anda da yanımda Ali Bey var. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey, bize serginizden bahseder misiniz? Neden adı yabani? 2,5 sene önce başladı bir fotoğrafla Karadeniz sahilinde uçarken. Bu arada ben 15 senedir uçuyorum ve Karadeniz sahilinde çok uçarız biz de. Genelde Poyraz estiği için İstanbul'da. Arkadaşlarımla uçarken her zaman üzerinden uçtuğumuz bakir bir sahil var. Oranın etkileyici bir fotoğrafını çektim. Yanımda teleobjektifim vardı o uçuşta. Ondan sonra bu sergi fikri oluştu. Ve o sahil gibi Türkiye'nin Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz sahillerinde başka böyle el değmemiş bakir nereler var diye araştırma yaptım. Ve epey bir yer buldum. Sayıca çok değil ama iri alanlar. Ve oraları giderek, üstlerinde uçarak çektim. Buradaki fotoğraflar çok güzel gözüküyor. Hepsi Türkiye'de mi çekilmiş? Türkiye'de böyle yerler var mı acaba? Bunu çok soran oluyor. Türkiye deyince hepsi çok şaşırıyorlar. Karadan görmediğimiz bir perspektifle çektiğimiz için farklı bir bakış açısıyla oldu bu seri. Türkiye'de böyle yerler tabii ki var ama az. Bir kısmı koruma altında ama bir kısmı değil. Onun için bir farkındalık yaratmak da benim amacımdı. Böyle yerlere çok dokunmamak lazım. Onun için neresi olduğunu yer olarak tam pek de söylemek istemiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Ama ülkemiz cennet bir ülke. Ve tropik ülkelerde görebileceğimiz güzellikte yerler hala var. Fotoğraflarla oynuyor musunuz renkleriyle? Şimdi renkleriyle oynamıyorum. Doğal renkleri. Rötuş yok. Yani orada olmayan bir obje ya da sildiğim bir obje yok. Sadece havada, deniz kenarında pus oluyor. Onu tabii bilgisayarda işlerken fotoğrafı, o pusu alıyorum. Ve renk kontrast ayarını her fotoğrafta olduğu gibi, her fotoğrafçının yapması gerektiği gibi yapıyorum tabii ki. Uçarken fotoğraf çektiğinizde bir sürü çekiyorsunuz. Fakat serginizde olacak fotoğrafa nasıl karar veriyorsunuz? Güzel. Şimdi fotoğraf çekerken bana göre fotoğrafçının bir katkı sağlaması lazım. Yani belgesel fotoğraf çekmiyorum ben. Benden olan bir fotoğraf, bu bir Ali Kabaş fotoğrafı dedirtecek bir şeyler yapmak istiyorum. Hızlı geçtiği için olaylar havada, belki birkaç kere dönüyorum ve istediğim kareyi çektiğim anda zaten ben onu hissediyorum, orada tamam diyorum. Sonradan da seçerken genellikle onu seçmiş oluyorum. Şu anki fotoğrafımızın adı Göç. Burada ben flamingolar görüyorum. Çok güzel. Peki flamingolar genelde nerede yaşıyor Ali Bey? Flamingo Türkiye'ye birkaç bölgeye geliyor Türkiye'de. Güneyde var, Adana civarında, Ege'de var. Ama ben bu kadar çok olduğunu bilmiyordum açıkçası. Nerede çekildi? Bu İzmir'in kuzeyinde, Gediz Deltası'nda çekildi. Havalanınca bu kadar flamingoyu görünce çok şaşırdım. Yani ciddi bir sürü, birkaç tane sürü vardı böyle. Bunlar gelip Türkiye'de konaklıyorlar. Sonra mevsim değişince göç ediyorlar tekrar. Onun için adı Göç bu fotoğrafın. Burada bakın suda kalkarken görüyorsunuz ayak izleri. Bu mesela tek kare. Yani bunun ikincisi yok. Fotoğraf ve ismi Kumdan Suya. Neden Kumdan Suya diye sormama gerek yok herhalde. Kumdan Suya. Evet. Hikayesi nedir peki? Bu fotoğrafın önemi
2016 Şubat'ında ilk fotoğraf demiştim, o bu. Bu seriyi başlatan fotoğraftır bu. Teleobjektifimle giderken İstanbul'da Kilyos'tan batıya doğru arkadaşlarımla hep üzerinde uçup da arada bir inip denize girdiğimiz sahildir burası. Ve de önemi bunun, İstanbul'a çok yakın. Hemen Karaburun var, yeni havalanın yapıldığı yerin birkaç kilometre ilerisinde bu. Ümit ederim hala kalır böyle. Çünkü araba falan giremiyor bu orman bölgesi. Bu gördüğünüz sahil bölümlerine veya biraz düzlük olan yerlerde ileride bir yere iniş yapıyoruz. Aynı yerden de kalkıyoruz tekrar. İnişlerinizi nasıl belirliyorsunuz fotoğraf çekerken? İnişleri mi? Evet, o rota neye göre belli oluyor? O anda görerek karar veriyoruz. Ha, burası inilebilir diyoruz. Oraya iniyoruz, çıkarıyoruz, denize giriyoruz yazın, yüzüyoruz, tekrar havalanıp çıkıyoruz. Uçarak fotoğraf çekme zor mu, tehlikeli mi? Hepsini Ali Bey'den öğrendik. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.